Merhaba hanımlar. Pınar İğne Uyaları kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün de yine böyle desenli ve çiçekli bir yazmam var. Bunun üzerine oldukça gösterişli bir model hazırlayacağım. Kendimce bir şeyler denedim. Sonucu ben kendi adıma beğendim ve sizlere hemen bunu anlatmak istiyorum. İplerim yeşilim leylak 729, lila rengim leylak 105 numara, zümrüt yeşilim leylak 290 numara. Diğer iki rengim de numara olmadığı için bilgisini veremiyorum. Dediğim gibi bence oldukça gösterişli, çok da şık bir model. Yapımında kesinlikle bir zorluk yok. Kolaylıkla yapabilirsiniz. Belki pırpır boylarını eşit düşüremeyenler için belki sıkıntı olabilir ama burada da şöyle bir avantaj oluyor. Pırpırlarımızın boyunu çok büyük yapmayacağımız için, küçük pırpır olduğu için boylarındaki ayarlamalarda sıkıntı yaşamayacağız inşallah. Şimdi ben yeşilim ile modelin altını oluşturarak diğerleriyle çiçeklerimi renklendireceğim. Şöyle 2 adet boş zürafa bırakacağım. 3. zürafamı bir miktar daha büyük yapacağım. Buradan hemen geriye dönüyorum. Tam başa kadar gelelim. Burası önemli. Burada tam böyle dip kısma doğru inmemiz lazım. Hemen burada bir tane öncelikle yaprak yapacağım. Yaprağımı 3 sıralı yapacağım. İkinci sırayı tamamladım. Şimdi sonuncu, üçüncü sıramı yapıyorum. Yaprağımı tamamladım. Şimdi yine 3 sıralı bir yaprak yapacağım. İkinci sırayı da tamamladım. Şimdi üçüncü sıram için burada çift dolayarak düğüm atıyorum. Buranın daha dik durmasını sağlayacak bu çift düğümü, düğüm atmış olduğumuz kısım. Burada tekrar aşağı inmiyorum. Şimdi kaçıncı zürafayı inmem lazım burada? Benim zürafalarım küçük. 1, 2, 3 ve 4. zürafaya iniyorum. Buradan mesafemizi çok iyi ayarlayacağız çünkü üzerine yine çalışmaya devam edeceğimiz için sonrasında yine bir miktar geriye toplanacak ipimiz. O yüzden çok bol bırakmayalım bu kısmı. Şöyle üzerine yapacağız. Yapılmış haliyle biraz gergin durmasını istiyoruz. Bu mesafe yeterli diye düşünüyorum. Şimdi arada birkaç adet de boş zürafa bırakmamız lazım. Şöyle 4 adet bırakıyorum
zürafayı, sonrasında yine yeterli veya yetersiz diye konuşuruz tekrardan. Şimdi 5. zürafamı yine bir miktar büyük yapmalıyım ki buradaki yapraklarımı içeriye sığdırabileyim. Tekrar ipimi en başa kadar almalıyım. Alanımı iyice değerlendirmem lazım. Yine yapraklardan başlıyorum. Üçüncü sırayı tamamladım. Buradan ilk yaprağımızı tamamlamış oluyoruz bu şekilde. Tekrar şuradaki yaprağı hazırlayacağız. Aynı yaprağı hazırlıyoruz. Sadece üçüncü sıraya çıktığımızda tekrar inmiyoruz yaprağın dip kısmına. Dördüncü zürafaya iniyoruz o kısımda. İkinci sıramı tamamladım. Üçüncü sırayı yaparken burada mutlaka çift dolayalım hanımlar. Çünkü orayı kuvvetli ve dik bir duruş sergiliyor. Burada çift düğüm atmamız. 1, 2, 3, 4. zürafaya iniyorum. Burada tekrar aşağıya inmiyoruz. Direkt 4. zürafaya iniyorum. Burayı kontrollü bir şekilde inmemiz lazım. Üzerine çalışacağımız için tekrar bir gerilme olacak, bir büyüme olacak yine buradaki gözeneğimizde. Ona göre gerektiği kadar gergin inelim. Arada tekrar 4 tane boş zürafa bırakıyorum. Üç ve dört. 5. zürafamı bir miktar büyük yapmam lazım ki bu 2 adet yaprağım içerisine sığabilsin. Bu kısmı bu şekilde tamamlayacağım. Ben şimdi ipimi burada değiştireceğim. Nerede ekliyorum? İpimi şöyle geriye alacağım. Yeni ipimi tekrar buradan ekleyerek yapraklarıma devam edeceğim. Bu kısımları bu şekilde tamamlamış oldum. Burada diğer bir aşamaya geçiyoruz. Burası için ise sarı rengimi alıyorum burada. Hardal sarısı rengimi. Şu iplerimizin tepelerine, her bir bölümündeki tepelere 2 tane küçük pırpır yapacağım. Pırpırımı yaptıktan sonra kesiyorum. Dediğim gibi her kısma 2 adet kısa pırpır hazırlayacağız. Pırpırlarımızı da mutlaka tam tepeye toplayalım elimizle. Sonra yine modelimizin devamıyla
tekrardan burada olacağım. Sır pırpırlarımı da tamamladım. Şimdi son aşamamıza geçerken lila rengimi alıp hemen şöyle sarı pırpırımın kenarından ekliyorum. Hemen diğer kenarına gelerek burada bir yuva oluşturacağım. Şöyle pırpırlarımın üzerinden geçerek şöyle bir yuva oluşturdum. Şimdi şu kısmı biraz ileri alayım. Çünkü tekrar geriye döneceğim. Orada bir boşluğa ihtiyacım var. Tekrar ipimi bir kat daha geriye alıyorum. Aynı başladığım noktaya yine geldim. Ve burası iki kat oldu. Sıkı bir düğüm atıyorum. Şimdi ilk olarak bir tane sık iğne ile başlayacağız gözeneğin içerisine. Tam dip kısmına sık iğneyi atıyoruz. Sonrasında bu kısımları pırpırlar ile dolduracağız ama pırpırlarımızın boylarını çok fazla uzun yapmayacağız. Tabii yapmak isteyen yapabilir. Başlangıçta şöyle 2-3 pırpır böyle yaparken biraz ileri ileri gidebilir. Düğümlerini atarken geriye doğru siz destekleyin ki dip kısımlar iyice sıkı sıkı dolabilsin. Yani şöyle ben düğüm atarken pırpırımı da yine arkaya doğru çektiriyorum. Boylarını aynı yaparsak çok güzel gösterişli olur buralarda pırpırların görüntüsü. Pırpırlar çok uzun olmadığı için boylarını kolaylıkla eşit yapabiliriz. Uzun olduğunda biraz sıkıntı oluyor pırpırları eşitlemek. Ama burada pırpırlarımız gayet kısa. O yüzden kolaylıkla boylarını ayarlayabiliriz. Biraz burada ipim kısa kaldı. Hemen geriye alacağım. Katını ayırmadan. Geriye aldığımda da mutlaka bu kırışan kısmı gerdirerek düzeltiyorum. Boylarını ayarlıyorum. Sonrasında düğümleri sıkıca atıyorum. Sayı vermeyeceğim. Dolduğu kadar pırpırlarımızı dolduralım. Sıkı sıkı dolacak. Kalıp gibi olacak. İçerisine çok sıkı bir şekilde doldurduğumuzda kalıp gibi olur. Ve böyle ütü yapmamış olsanız bile burası kendini çok güzel gösterir. Yavaş yavaş ilerliyorum buraları. Pırpırlarımızı eşit yapacağız çünkü. Şöyle gidişatı bir göstereyim. Şuraları doldurdukça sarı pırpırımız ortaya gelecek. Pırpır sayısı aslında bayağı bir pırpır alıyor bu kısmı. Hiç de az değil. Biraz zaman alabiliyor o yüzden. Sanırım bir tane daha atacağım. Şöyle iğnemle boyunu ayarlayayım. Son olarak
kuvvetlice bir düğüm attım. İpimi kesiyorum. Hemen burada elimizde mutlaka ayarlamalar yapacağız. Hemen şuradan dipten tutuyoruz. Yukarıya doğru destekleyeceğiz. İpimizin uç kısmına taşıyacağız. Pırpırımızı da ortalayalım. Bakın bu şekilde. Bayıldım. Çok güzel oldu. Tam rengini yansıtamadım galiba. Bakayım şöyle. Çok beğendim. Gerçekten çok hoşuma gitti. Şuraya diğer rengimle bir başlangıç yapayım. Sonrasında ben tüm modelimi tamamlayacağım. Burada zümrüt yeşilimi ekliyorum. Pırpırımın hemen kenarından bir defa dolayarak düğüm atıyorum ki burası bir de geri döneceğim için kaba olmaması için burada bir dolayarak bir defa düğüm atıyorum. Burada bir de geri dönüşüm var çünkü kaba olmasın. Şimdi diğer tarafa geçerek üzerinden rahat bir şekilde geçeceğim şekilde gözeneğimi ayarlayacağım. İpimi geri alıyorum. Bu biraz büyük mü oldu acaba? Şimdi tamam. İleri geri yaparak ben burada gözeneğimi küçültebiliyorum. Şöyle hazırladım. Hemen bir tur daha geriye gelip buradan burayı iki kata çıkarıyorum. Ve çok sağlam bir şekilde pırpır yapabileceğiz. Tek katlı pırpır pek düzenli durmayabilir. O yüzden burayı iki kat yapalım. Daha sağlam duracak çünkü. Şöyle geriye geldim. Hemen yuvama giriyorum ve en dipten bir tane sık iğne atıyorum. Sonra pırpırlara başlayacağım. Buradan direkt pırpıra başlamayın. Düzenli olmuyor. Yani başlangıcı güzel görünmüyor. Mutlaka bir sık iğne atarak başlayın. Kuvvetlice iyice sıktım. Hemen şimdi pırpırlarıma başlıyorum. Burayı iyice dip kısmı almam lazım. Pırpır aralarına hiç boşluk bırakmadan yapın. Birbirine böyle çok bitişik bitişik ilerlesin pırpırlarınız. O zaman gerçekten böyle kalıp gibi duruyor. Hiç boşluk olmamalı. Boyum biraz uzun mu acaba? Evet. Bu şekilde ben doldurmaya devam edeceğim hanımlar. Daha fazla uzatmayayım en iyisi. Şimdi tüm çiçeklerimi bitireyim. Sonrasında bitmiş haliyle sizlerleyim. Evet hanımlar. Modelimi tamamladım ve son hali bu şekilde oldu. Ben kendi adıma bugünkü modele gerçekten bayıldım. Çok güzel bir model oldu benim için. Cıvıl cıvıl çiçek bahçesi gibi bir model. Şöyle yazma üzerinde biraz tutayım. Renklerini daha iyi anlayacaksınız. Oldukça sıkı bir model oldu bugün.
Aralığını sık buluyorsanız ben 4 adet bıraktım zürafamı, 6'ya da çıkarabilirsiniz. Benim için bu aralık aslında uygundur. Çünkü sıralı modellerde böyle aralığını ne kadar sık tutarsak daha da anlam kazanıyor bence. Benim için uygun ama dediğim gibi ben 4 tane bıraktım. Sizler 6, 7 de bırakabilirsiniz. Şöyle bir miktar bekleyeyim. Sizler görüntü alın. Pırpırlı bölümler, yani üzerine çalıştığımız. Ha, onu da söyleyeyim. Ben sayı vermedim burada pırpırları yaparken. Benim pırpırlarım 13 adet almış. Burada sizin 11 alır, 12 alır, 13 alır, 14 alır. Bu sizin bıraktığınız gözenek sayısına, hatta başladığınız bu sarı kısımları yapmış olduğunuz pırpırlarınızın boyutuna bağlı burada alacağı sayı. Hiç önemli değil, model belli. Sizler uygun bir şekilde pırpır sayınızı ayarlarsınız. Bu şekilde de arka yüzünden görünecek. Bakın. Çok hoş görünüyor bence. Yazmayı da ufaktan bir açacağım sizler için. Bu yazmayı da birkaç defa model hazırladım. Böyle kocaman kocaman çiçekleri var. Hemen fiyat kısmına geçelim. Bu şekilde yapıyor olsaydım bu modeli, bu sıklık ile yapıyor olsaydım başlayacağım fiyat 250 TL'lerde olurdu hanımlar. Bugünkü selamlarımı Saliha Anlayış hanımefendiye gönderiyorum. Kendisine ve beni izleyen sizlere çok teşekkür ederim. Bugünlük de yine böyle sonlandırıyorum. Bir sonraki yeni bir modelle tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.